Merhaba arkadaşlar. Hobi annemizin ağır misafirleri var. Bir erkek 3 dişi frontoza, bir erkek 2 dişi lelupi. Bir arkadaşıma, yani Milas'taki bir arkadaşıma İzmir'den birisi getirdi balıkları. Arkadaşım da şu anda şehir dışında olduğu için benden rica etti 2-3 gün. Bakacağız balıklara, teslim aldık şimdi. Vallahi bayağı da büyükler. Yani ben daha küçük diye düşünmüştüm ama şu akvaryumlara koyarım diyecektim de bu akvaryumlar sığmaz bunlar hayatta. Zaten akvaryum kadarlar. Dur bakalım, bir yer açacağız onlara şimdi. Ben bir açayım da yerlerine balıkları transfer edeyim. Bunları hasar görmeden, öldürmeden akvaryumlara koyalım, sonra videoya devam ederim. Hobihanede ortalık karıştı arkadaşlar. Balıklar o kadar büyük ki suyun içindeki bütün pislikleri hareketlendiriyorlar. Benim balıkların ufacık tefecik sakin oldukları için pislikler hiç hareketlenmiyor. Melek bakın sakin sakin yüzüp pislik yerde. Bunlar bir yüzgeç çırpıyorlar. Bütün pislikler havalanıyor. İşte tam anlamıyla karma bir akvaryum oldu. Melek, Frontoza, Lelupi, Vatos hepsi bir arada. Ama gördüğünüz gibi meleklerim çok tırsıyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Şu anda tek müsait yer, en müsait yer burası olarak gördüm ve buraya koydum balıkları. Bunlar buraya bile sığmıyor hatta. Şöyle önden arkaya doğru döndükleri zaman boyları o kadar. Balıkcağız ileri doğru yüzmeye çalışıyor ama yer yok ki, nereye gideceksin? Bunlar çok büyük, hacimli akvaryumlara alışkın oldukları için artık bir iki gün burada takılacaklar. Arkadaşlar işlerini bitirip teslim alana kadar yeni evleri burası. Ama tam bir cürcüne oldu dediğim gibi. Karma akvaryum yapmayı düşünenler alsın düşünün yani. Sürekli soruyorsunuz. Onunla bu yaşar mı? Onunla bu yaşar mı? Görün bakın neler oluyor. Melekler acayip tırstı. Frontozalarda sıkıntı yok da. İnşallah frontozalar bir şey yapmaz ya. Şu anda yol yorgunlar, belki ondan algılayamadılar ama yani melekler inşallah şu arkada şey, seramiğin arkasına kaçarlar büyük ihtimalle. Çok farklı ya. Garip yüzüyorlar. Vatozlar da korktu. Bu kadar büyük balığı görünce. Hobihanemize giriş yapmayan türleri teker teker sokuyoruz. Çöpçülerimiz vardı. Diskusumuz vardı. Kılıç plati molimiz vardı. Bu hobihaneden yıllar içinde bütün türler geçecek büyük ihtimalle. Misafir olarak olsa bile. Zamanında severyumlar gelmişti. Onlarla birlikte neler vardı başka ya? Severyum vardı. Şu anda hatırlayamadım. Bütün türleri misafir edeceğiz yıllar içinde hobihanemizde. Hobihanemizin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç gün misafir olacak arkadaşlar inşallah. Melekler de sanki frontozlara böyle bir video gibi hareket yapıyor ama inşallah kimse birbirine sıkıntı yaratmaz. Çünkü melekler kendi aralarında uğraşıyorlar da. Sağ salim arkadaşa teslim ederiz balıkları. Böyle bir kısa video çekeyim. Böyle bir aksiyona göstereyim istedim sizlere. Hem frontoza ve lelupi seven arkadaşlar varsa böyle kısacık bir değişik bir görüntü izlesinler. Yani bilgi vereyim diyeceğim ama bunlarla ilgili fazla bilgim yok. Bunlar ağızlarında kuluçka yapıyorlar, onu biliyorum. İşte bir erkek 3 dişi, 4 dişi, 5 dişi, 6 dişi şeklinde koloniler oluşuyor. Dişleri ağızlarında yumurtayı taşıyor. Lelupiler de aynı şekilde. Ama lelupiler özellikle şu küpleri koydum ki içlerine kaçsınlar diye öyle biraz çekingen balıklar. Şansına da hemen girmedi. Geziniyor ortalıkta. Onlar da küpün içinde takılıyorlar. Yavrularını o küpün içinde büyütüyorlar. Veya küp değil de saklandıkları yerde büyütüyorlar diyeyim. Çünkü besleyen arkadaşım vardı, orada görmüştüm. Yani benim de çok fazla bilgim yok ya zaten bu balıklarla ilgili.
Arkadaş diyor hani birkaç gün misafir edebilir misin falan dedi. Dedim hallederiz. Gerçi ben bunların bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim de. Belki diyor sen de heveslenirsin, başlarsın diyor. Yok dedim, bunlar bana çok büyük geliyor ya bunları. Benim akvaryumlar bunları kaldırmaz zaten. Bir de bu kadar büyük balık benim pek hoşuma gitmiyor yani. Daha küçük, daha sık üreyen, daha aktif. Bunlar biraz da sert yani, o kadar sertini de sevmiyorum. Aslında baktığınız zaman hepsi ciklet grubunda. Melekler de aynı familyada. Ama görüntü farklılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Boyut farklılığını da. Bu balıklar hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.